Fieldwork is an adventure fraught with setbacks, equipment issues, language barriers, and difficulty getting to the sediment coring locations. Fieldwork, saha çalışması, alan çalışması is an adventure, bir maceradır. Nasıl bir macera? An adventure fraught with setbacks, equipment issues vesaire vesaire. Fraught with ile adventure arasında şurada which is düşmüş durumda. Fraught with ikisi birlikte olursa yani bir şeyle dolu olmak. Aynen öyle. Bir şey fraught with ise onunla doludur. Dolayısıyla bir saha alan çalışması bir macera. Nasıl? Şunlarla dolu. Şunlarla dolu olan bir maceradır. Setback başarısından ziyade engel, zorluk, problem ondan sonra başarısızlık. Yani birinci setback dediğiniz zaman aslında barikat veyahut da mania, engel, ondan sonra sorun, problem, ondan sonra diyorsanız başarısızlık. Bunlardan kaynaklanan başarısızlık. Ekipman problemleri, sorunları, language barriers, dil engelleri yine ve difficulty, zorluk. Hangi konudaki zorluk? Getting to the sediment coring locations. Sediment, çökelti, korlama. Çökelti örneklerin alınacağı lokasyonlara, yerlere get, varmak, ulaşmaktaki zorluk gibi şeylerle dolu bir maceradır. Alan çalışması, saha çalışması. Örneğin, by the time you arrived in the capital city of Mahuro, herhalde Mahuro, the local airline, Air Marshall Islands, affectionately known to the locals as Air Maybe, had two broken planes in its fleet of two. Örneğin, by the time, e kadar demek, by the time, bir şey oluncaya kadar. Ne oluncaya kadar? We arrived in the capital city of Mahuro. Başkent Mahuro'ya ulaşıncaya kadar, the local airline, yerel hava şirketi, airline diyorsa hava şirketi, yani Air Marshall Islands, Marshall Adaları, hava yolları, affectionately known to locals as Air Maybe. Affectionately, yani sevimli bir şekilde, birisine lakap taktığınızda bunu affectionately diye anlatırlar. Affectionate normalde veya affection daha doğrusu şuradaki affection, bir annenin çocuğuna, bir tavuğun civcivine şefkat, duyduğu şeydir. Affection. Affectionate olursa sıfattır. Şefkatli, şefkat sahibi demek. Affectionately de şefkatli bir şekilde burada hani böyle duydukları sevgiyi ifade eder bir şekilde known to locals, yerlilerce bilinen şekliyle Air Maybe, belki hava yolları. Air Maybe, belki hava yolları. Bu işte hava yollarının had two broken planes, iki tane bozuk uçağı vardı. Bu iki bozuk uçak da in fleet of two. Fleet, filo. Fleet of two diyorsa iki taneden oluşan filo. Yani iki filodan oluşan, iki uçaktan oluşan filoda iki tane bozuk uçağı var. İkisi de bozuk yani. Dolayısıyla da Air Maybe. The two-day trip mentioned earlier to test a local entrepreneur's modified fishing boat that looked alarmingly unseaworthy ended when the engines died on our overnight return from a neighboring atoll. Bu cümlenin fiili hangisi acaba? Yorum arkadan. Ended. Şuraya kadar dolayısıyla bir buçuk satır, belki iki satır özne. The two-day trip. İki günlük yolculuk. Hangi yolculuk? Şurada which was düşmüş. Mentioned earlier. Daha önce bahsedilen. To mention, bahsetmek. İfade etmek. Daha önce bahsedilen iki günlük yolculuk. Bu yolculuk da niçin yapılmış? To test, test etmek için. Neyi? A local entrepreneur's modified fishing boat. Yerel bir girişimcinin modifiye edilmiş, dönüştürülmüş, değiştirilmiş
balıkçı botunu, balıkçı gemisini test etmek için yapılmış olan 2 günlük yolculuk. Bu balıkçı botu, vapuru, vapur olmaz, gemisi, gemi de olmaz, sandal. Ki looked alarmingly unseaworthy gibi görünen veya gözüken ne gibi? Alarmingly, alarm verecek şekilde unseaworthy. Evet, unseaworthy, seaworthy diye bir tabi kelime var. Bakın bu unseaworthy bir gemi veyahut da bot. Şu da bu zaten öyle. Efendim. Mesela şu da değil mi? Şeylerden yapmışlar. Varillerden. Hayır. Bu seaworthy. Bu denize çıkabilir. Denizde gidebilir. Bu ise unseaworthy veya bu denize çıkamaz. Denize çıkmaması gereken veyahut da. Evet. Demek ki alarm verecek şekilde hani denize çıkmaması gereken gibi gözüken modifiye edilmiş, değiştirilmiş bir balık şu yerel girişimcinin değiştirdiği, dönüştürdüğü balıkçı gemisini test etmek için daha önce bahsedilen 2 günlük gezi ended. Sona erdi. Aslında bütün bahsettiği şey şuradaki trip. Trip ended. When ne olduğunda the engines died on our overnight return. Motorlar öldüğünde ne zaman? On our overnight return. Overnight gece boyunca. Yani aslında gün batımından gün doğumuna kadardır. Overnight aynı zamanda bir şeyin birdenbire olduğunu da ifade eder. Mesela dersiniz ki Tarkan, değil mi meşhur şarkıcımız, did not become a star overnight. Bir gecede star olmadı. Mesela. Veyahut da tam tersi falanca işte bir video çekti, YouTube'a koydu. And then he became a celebrity overnight. Bir gecede efendim birdenbire star oldu. Celebrity, meşhur insan, star demek. Demek ki burada overnight return, gece boyunca olan dönüşümüzde on return, on burada return'a ait. Motorlar öldüğünde nereden dönüyorlar? Return from a neighboring atoll. Neighboring komşu, bitişik, yakınında, çok yakınında olan. Atoll ise Türkçe'de atol diye geçmiş. Bunu da yine biliyorsunuz ama adının atol olup olmadığını tabii biliyor musunuz? Bilmiyorum. Aha şunlar, bunlara atol deniyor. Ağzı şurada olduğu gibi açık da olabilir, burada olduğu gibi tamamen kapalı da olabilir. Hatta internette görmüş müydünüz bilmiyorum. Bunların başına şuraya bir de yıldız koymuşlar böyle. Türk bayrağı yapmışlardı. Evet. Bunun Türkçesini bilen var mı? Atol. Mercan gölü mü deniyor buna? Mercan adası değil tam olarak işte. Evet. Demek ki böyle bir mercan gölünden, Bitişik'teki mercan gölünden gece dönerken motorlar öldüğünde şu 2 günlük gezi sona erdi, bitti. To retrieve an undisturbed sediment core, we push, pound and screw long tubes into a lake's bottom. Cümleye to artı verb 1 ile başlıyorsa şunu şunu yapmak için. Ondan sonra virgül özne. Retrieve, geri almak, kazanmak, elde etmek, gidip getirmek. Mesela kumar oynuyorsunuz, X miktarda para kaybettiniz, onu geri kazanmak için. Efendim, veyahut da paranızı suya düşürdünüz, gölün dibine, onu retrieve edersiniz falan filan. Burada da neyi elde etmek için? An undisturbed sediment core. Rahatsız edilmemiş bir çökelti örneği diyelim, core artık bundan sonra. Örneği almak için we, biz ne yapıyoruz? Push. İtiyoruz, itekliyoruz. Pound. Ezmekten ziyade pound aslında vurmak. Böyle çekiçten bile daha ağır, ne bileyim bir hammer, çekiç, sledgehammer nedir? Kocaman böyle sledgehammer, balyoz gibi bir şeyle vurmaktır. Pound. Veya hatta mesela şöyle dersiniz. Sevdiğimi görünce yüreğim pounding, böyle güm güm atıyor. Yani basit bir vurma değil böyle. Oradaki pound
kalbin poundu da söz konusu. Hani böyle yüreğin dışarıdan sesi duyulacak kadar. Evet, demek ki şöyle bir çökelti örneği elde etmek için we itekliyoruz, vuruyoruz ve screw burguluyoruz. Evet, screwdriver olursa tornavida demek. Screw da o tornavidanın yaptığı iştir. Burmak, burgulamak. Screw tabii. Vida anlamı da var. Aynı zamanda to screw birisini kazıklamak anlamı da var. They screwed you dediğiniz zaman seni kazıkladılar. Aslında biraz daha ağır bir argosu da var bunun. İlgisini çeken olursa gitsin baksın. Evet. Demek neyi itekleyip neyi işte vurup burguluyoruz? Long tubes. Uzun tüpleri nereye? Into a lake's bottom. Bir gölün dibine, dibinin içerisine yani dibine uzun tüpleri itekliyoruz, vuruyoruz işte vesaire. Bottom herhangi bir şeyin dibidir. Şişenin dibi falan gibi. İnsanın da dibi var. Üzerinde oturuyoruz. Öyle. Just about every site we have cored has a unique sediment sequence. Just about every site we have cored. Öznemiz bu. Just about neredeyse hepsi şuradaki. About yaklaşık demekti değil mi? About every site deseydi yaklaşık her alan diyecektik, her bölge diyecektik. Just about diyorsa neredeyse bütün alan, her alan, hangi her alan? We have cored. Örnek aldığımız, örnek çıkardığımız neredeyse her alanın has a unique sediment sequence. Unique, eşsiz, benzersiz, başkasına benzemeyen bir çökelti dizini var. Dizinine sahip. Sequence, dizin. Türkçe'ye sekans diye geçmiş zaten. Sometimes we find bright red gelatinous layers several meters thick made up of cyanobacteria as in the Washington Island Lake. Bazen biz buluyoruz. Ne buluyoruz? Bright red gelatinous layers. Bright red, parlak kırmızı. Gelatinous, jelatinimsi tabakalar buluyoruz. Several meters thick. Birkaç metre kalınlığında. Bakın thick normalde kalın demek. Ama bu şekilde kullanıldığında several meters thick işte birkaç metre kalınlığında. Daha önce de söylemiştim cümlenin gelişinde bazı şeyler yorumlamanız gerekecek. Hani bunu birkaç defa söyleyip geçtim kursun başında. Ama uygulamalı olarak gösterdiğim için hani farkına varacağınızı veya varmasanız da bilinçaltına yerleşeceğini bildiğimden dolayı ama şimdi yeri gelmişken bir daha vurgulamak istedim. Sonra bakın durup dururken verb 3 ile devam ediyorum. Made up of, oluşan aslında şuradaki layers'a gönderme var. Neyden oluşan? Of cyanobacteria. Cyanobakterilerden oluşan. Cyanobakteri de biyologlar biliyordur mavi yeşil algler aslında. Bakın işte şunlar. Bunları laboratuvarlarda çocuklara gösteriyoruz biz mikroskop altında. Evet. Nerede olduğu gibi? As in Washington Island Lake, Washington Adası gölünde olduğu gibi. Other times, diğer zamanlarda the sediment is brown mud rich in hydrogen sulfide. Read, it stinks. Containing mangrove leaf fragments and the occasional layer of bivalve shells as in Palau. Başka zamanlarda bu sediment is brown mud. Kahverengi çamur. Bildiğiniz çamur. Nasıl çamur? Rich in hydrogen sulfide. Hidrojen sülfürce zengin. Hidrojen sülfür olunca da buradaki read yani it stinks ünlem işareti de var. Berbat kokuyor demek. Evet. Şuradaki containing ifadesi şuradaki mud'ı vurguluyor arkadaşlar. Yani aslında bu ifade hidrojen sülfürce zengin kahverengi çamur.
Dolayısıyla şu ifadenin tamamı çamuru vurguladığı için şuradan virgülden sonraki ing yapısı da çamuru vurguluyor. Hemen kendine önce gelen kelimeyi değil. Neyi içeren çamur? Mangrove leaf fragments. Mangrove yaprak fragmentlerine. Fragment parçacık. Az önce göstermiş miydi fragmanı? Gösterdiğim neydi? Parça parça olan. Scattered'ı göstermiştim değil mi? Evet. Herhangi bir bütünün parçaları fragments. Burada paranın parçaları. Burada taş mı var ne var bilemiyorum. Puzzle'ın parçaları. Vesaire. To fragment diye fiili de var. Parçalamak, parçalara ayırmak. Yaprak parçaları. Mangrove nedir? Türkçe'ye mangrove diye geçmiş bir bitki. Aslında yine bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Adının mangrove olduğunu bilmiyorsunuzdur muhtemelen. Şu şekilde gelgit olan bölgelerde yaşayan, yarısı kökünün yarısı suyun içerisinde, yarısı suyun dışında kalan, yani aslında tamamen deniz suyu içerisinde olan da var, tatlı su içerisinde olan da var. Tatlı su ile deniz suyun birleştiği yerde olanlar da var. Çok tuhaf. Bunların köklerinde arkadaşlar tuzu tamamen süzebilecek enteresan şeyler var, yapılar var. Yani son derece enteresan bir bitki bunlar. Ve köklerinden de görebiliyorsunuz. Mesela şunun tamamı bir bitki aslında. Şunun tamamı bir tek bitki olabiliyor. Evet. İşte bu tür bir mangrove ağacının yaprakların yaprak parçaları ve the occasional layer of bivalve shells as in palau. Palau'da olduğu gibi işte bu mangrove ağaçlarının yaprakları, dan yaprak parçaları ve occasional ara sıra görülen daha doğrusu layer of bivalve shells. Bivalve shell dediği by şuradaki her zaman bicycle diyorsunuz mesela. İki demektir. İki valfli, iki kaplı veyahut da iki kabuklu burada. Olmadı. İki shell kabuk demek de şuradaki valf parçalı. Olur. Daha güzel bir şey bulmaya çalıştım. Aklımda var da ağzımdan çıkaramadım. Evet, bivalve shells dedi de iki kabuklu, işte istiridye falan gibi şeylerin oluşturduğu ara sıra görülen bir katman. Palau'da anlaşılan bir ada. İşte bu Palau'da olduğu gibi mangrove yaprak parçaları ve ara sıra occasional ara sıra görülen bivalve iki kapaklı kabuklardan oluşan katmanı içeren hidrojen sülfürce zengin bir kahverengi çamurdan oluşuyor sediment.